İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ankara'nın iki önemli itirafı. Cavak'ın Ninos Minta'da devlet bütçesiyle iki altyapı projesi gerçekleştiriliyor. Artsakh Cumhuriyeti'ni ziyaret eden turist sayısı %46.7 arttı. Ermenistan Cumhuriyeti etkileyici ilerleme kaydetmişti. The Economist 2019 için demokrasi endeksini sundu. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri ekibi Suriye'nin Darya bölgesi sakinlerine insani yardım sağlıyor. Mishaba Gork adlı halının uzaysal anlamları. Yüksek Danışma Grubu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından Kamu Hizmetleri Departmanı'nın genel müdürü bazı çevrelerin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını Türkiye'yi bölmek için gündemde taşıdığını söyledi. Departman müdürü 1915 olayları konusunun Erdoğan başkanlığında bir toplantının gündeminde olduğunu ve zorluklara karşı önlem almak için atılacak adımların ele alındığını belirtti. Ankara iki itirafta bulundu. Birincisi, Ermeni meselesi Türkiye için bölücü bir potansiyel taşıyan meseledir. Bu aslında Türk resmi yaklaşımının en azından o kadar muhalefetinin olduğu ve bölünme tehlikesinin bile olduğunun bir itirafıdır. İkincisi, Ankara Ermeni meselesinde güçlü ve iç ve dış meydan okumaya hazırlanıyor. Aksi takdirde konu Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde üst düzey bir danışma kurulunun gündeminde olmazdı. Aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iddialı ve arsız dış politikası işte aktif olan Kürt meselesinin Ankara için sakin bir rejimde olan Ermeni meselesi gibi derin bir tehlikeye sahip olmadığını kesinlikle anlıyor. Nihayet Erdoğan Türk Devleti'nin soykırım vasıtasıyla yok edilmeyen Ermeni kimliği üzerine kurulu olduğunu ve üstüne 10 yıllar süren Türk kimliğini inşa etme çabasının büyük ölçüde tükenmiş olduğunu düşünebiliyor ve temsilcisinin iç bölünmeye ilişkin açıklaması en azından bunun bilinçaltı bir itirafıdır. Ninos Minda Belediyesi'nin 13 Ocak'ta devlet alımları web sitesinde kırsal yolların asfaltlanması için iki altyapı projesini ihaleye açtığı duyuruldu. İlk proje Ganza ve Poka yollarının asfaltlanması. İkinci proje için Ninos Minda Belediyesi 726.539 lari ayırdı. Ganza köyünün asfaltlanması için 215.445 lari, Poka için ise 511.094 lari tahsis etti. İkinci proje Metz Hançalı köyünden Poker Hançalı köyüne giden yolun asfaltlanmasıdır. Toplam tutar 1.111.887 laridir. Her iki ihale 13 Ocak günü açıklandı ve son başvuru tarihi 4 Şubat. Kazanan işi 90 takvim günü içinde tamamlamalıdır. İhale belgelerine göre garanti işin tamamlanmasından sonra 3 yıl. Artsakh Press'in belirttiğine göre Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanı Lernik Ovanisyan basın toplantısında yaptığı açıklamada Artsakh Cumhuriyeti'ni ziyaret eden turist sayısının %46.7 arttığını ifade etti. Ülkelere göre turist sayısını sunan bakan Artsakh'a 19.160 kişi Rusya'dan, 7.527 kişi Amerika Birleşik Devletleri'nden, 1.661 kişi Fransa'dan, 765 kişi Almanya'dan, 699 kişi Lübnan'dan, 685 kişi Polonya'dan, 671 kişi Çin'den, 594 kişi Arjantin'den, 575 kişi Kanada'dan, 568 kişi Suriye'den turistlerin geldiğini kaydetti. Otel tabanlı tesislerin sayısı 29 artarak 92'ye çıkarak 1930 yatak sayısına ulaştı. Son 10 yılda otel tabanlı tesislerin sayısı 17'den 92'ye çıkarak 5.3 kez arttı. Geçen yıl 15.095 kişi Diklanagert Devlet Tarihi ve Kültür Koruma Alanı'nı ziyaret etti. The Economist dergisinin analitik merkezi 2019 için demokrasi endeksini yayınladı. Rapor 165 devlet ve 2 bölgeden veriler içermektedir. Armen Press'in aktardığına göre Ermenistan Cumhuriyeti raporda 86. sırada yer alıyor. Bir önceki rapora göre Ermenistan Cumhuriyeti de en fazla ilerleme kaydeden ülkeler arasında. Ermenistan Cumhuriyeti 2018'de demokrasi endeksinin 103. sırasında yer aldı. Bu raporda Ermenistan Cumhuriyeti toplam 5.54 puanla melez rejimler listesinde yer almaktaydı.
The Economist'in uzmanları ülkeleri dört tür rejime ayırır. Tam demokrasi, kusurlu demokrasi, melez rejim ve otoriter rejim. Raporda Gürcistan 89. Azerbaycan 147. Türkiye 110. İran 151. sırada yer alıyor. Norveç, İzlanda, İsveç, Yeni Zelanda, Finlandiya, İrlanda, Danimarka, Kanada, Avustralya, İsviçre en yüksek demokrasi oranlarını kaydeden ülkelerdi. Rusya Federasyonu ve Suriye mühendislik ekipleri Suriye Arap Ordusu'nun kontrol altındaki alanları nehrin doğu kıyısına bağlayacak Fırat üzerindeki köprü inşaatını tamamladı. Bu haber olay yerinde bulunan Federal Haber Ajansı'nın özel muhabiri tarafından bildirildi. Köprü Fırat'ın batısındaki Almreya'dan nehrin diğer tarafındaki Marat köyüne kadar uzanıyor. Bu köprü Rus ordusunun 2017'de yerleştirdiği Duba travestisinden yaklaşık 200 metre uzağında bulunuyor. İki köprü nehrin iki kıyısını birbirine bağlayacak ve böylece Suriye birliklerinin hareketini kolaylaştıracak. Vishabagorg, ejderha halısı adıyla anılan halılar belki de en zor ve lüks olan eşsiz ve eski bir Ermeni halı sanatı türüdür. Klasik Vishabagorg geniş daireleri içinde ejderha görüntüleri nedeniyle böyle adlandırılmıştır. Halılar ve özellikle Ermeni halıları bir sembol içeriyordu ve eşsiz sembollerin dili olarak kabul edildi. İşlenen gerçekten ejderhalar mı? Ejderhalar ne anlatıyor ve neden Ermeniler bunu işledi? Şimdilik bu bir sorundur. Ejderha olarak adlandırılan süslü halıların yanı sıra diğer Ermeni halılarına da ejderha halısı diyoruz. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı folk grubu tarafından seslendirilen Zamtel adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.